En Genel Başkan, kıymetli hazırım, hepinize saygılar sunuyorum. Muhafazakar bir insan olarak karşınızdayım. Üç evladım var. Üçü de İmam Hatip öğrencisi. Bir tanesi hafız. AK Parti her şeye 2002 yılı seçimleri öncesinde pek çok mağduriyetin yaşandığı ülkede mağduriyetleri, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları ortadan kaldıracağız diye yola çıkmıştı. Adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların muhatabı olan Türkiye seçmeni de AK Parti'ye biliyorsunuz destek vermişti. Pek çok seçimde de bu desteğini yineledi. Ama AK Parti bugün gelinen noktada, AK Parti'yi ben neye benzetiyorum? Erkekler bilir, askerliğini yapan erkekler. Askerde devrecilik diye bir kavram vardır malumunuz. Yeni askerler, alt devre dediğimiz askerler askere gittiklerinde üst devre tarafından büyük eziyet görür, baskı görür. Tırnak içinde o askeriyenin şartlarına göre zulüm görürlerdi. Yeni askerler, alt devre askerler buna isyan ederlerdi. Bununla ilgili sürekli şikayet ederlerdi kendi içlerinde. Ve biz üst devre olunca devreciliği, bu baskıyı, bu zulmü, bu haksızlığı, adaletsizliği kaldıracağız derlerdi. Ama bu askerler, bu alt devre askerler üst devre olunca maalesef eski üst devrelerinin zulmünü bile aratır hale gelirlerdi. İşte AK Parti budur. AK Parti bu vaatlerle gelip haksızlığı, hukuksuzluğu düzelteceğiz diye gelip bugün geldiğimiz noktada geçmişte yapılan bu mahalleye, bizim mahallemize geçmişte yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin belli alanlarda 100 katını, 1000 katını yapan bir siyasi parti haline gelmiştir. İşte bizim mücadelemiz, en azından kendi mücadelem, bu muhafazakarlık kimliğini, İslami kimliği, tırnak içinde söylüyorum, millilik kimliğini kullanarak insanların daha fazla aldatılmalarına karşı bir duruştur. Burada niye buradayım? Fatma Hanım'ın severiz kendisini. Onun dışında onun davetinin anlamını kavradığım için, çok değerli ve kıymetli bulduğum için buradayım Sayın Genel Başkan. Sizin yaptıklarınızın, yapacaklarınızın teminatı olduğunu ben içselleştirdim. Misal, somut örnek vermek gerekirse Sayın Genel Başkan yakın zamanda, çok değil, üniversitelerde başörtü sorunu tam olarak çözülmediği zamanlarda dedi ki, bizim böyle bir sorunumuz yok. Getirin kardeşim, sonuna kadar destek veririz dedi. Karşı tarafın kimyası bozuldu. Çünkü buradan rant bekliyorlardı. Ama Sayın Genel Başkan o rantı vermedi onlara. Ve yine somut adım, 2 yıl önce Ayasofya'nın açılışının hemen öncesinde Sayın Genel Başkan yine dedi ki, bugüne kadar açmadığınız hata kardeşim. Açın, destek oluruz dedi. Karşı tarafın yine abondanı etti. Burada ben bunu siyaseten söylediğine inanmıyorum Sayın Genel Başkanım. Bunu samimiyetle söylediğini, son yıllardaki uyguladığı politikalarla, teşkilatlarındaki yenileştirmede dahil buna. Çok radikal bakan insanları teşkilatlardan uzakta tutma çabası da dahil olduğunu bildiğim için bu çalışmalarını, bu faaliyetlerini samimi buluyorum. Naçizane Sayın Genel Başkan, muhafazakar bir insan olarak ve evlatlarını İmam Hatip'te okutan bir insan olarak dini eğitim meselelerinde İmam Hatip'lerin varlığını daha da nitelikli hale getirerek sürdürülmesi noktasında ve Kur'an eğitimlerinin de nitelikli hale getirilerek sürdürülmesi noktasında altılı masanın diğer muhafazakar partilerinden bağımsız olarak doğal bir liderliğiniz var.
sizin daha sık, daha net karşı mahallenin endişeli muhafazakar seçmeni Sayın Genel Başkan rahatlatacak somut açıklamaları daha vurguluyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Oradan olan bir insan olarak hala endişeli bir muhafazakar seçmen var. İktidar partisine son derece kızgın ve kırgın, kopuş noktasında olan bir büyük bir seçmen kitlesi var. Ama onların yüreklerini ferahlatma noktasında Altılı Masa'nın diğer 5 üyesinin açıklamalarından daha önemli sizin açıklamalarınız olduğunu ben burada altını çizmek istiyorum. Bu helalleşme noktasının çok daha samimi bir boyuta geleceği noktasında da inancımı belirtmek istiyorum. Ben kendisinden Alevi vatandaş olduğu için ayrıca bir helallik alıyorum bir Sünni olarak. Bizi kodladılar uzun yıllar boyunca Sünni ailelerde. Alevilerin yaptığı yenmez dediler. Alevilerden kız alınmaz dediler. Biz de aklımız belli bir noktaya gelene kadar bu saçma sapan söylemlerle etkilendik, etkisi altında kaldık. Haklarına girdik. Ben de bir Muharrem Kaşıtoğlu olarak bununla ilgili helallik talep ediyorum. Bu fikir çok iyi Fatma Hanım. Gerçekten çok kıymetli bu helalleşme girişimi. O kadar güzel bir ortam oluşmuş ki heyecanlanmamak mümkün değil. Bu helalleşme meselesinin daha etkili hale gelmesi için Sayın Genel Başkan ve İl Başkanımıza da buradan söylüyorum. Hale gelmesi için bu fikrin geliştirilmesi, bu fikrin ortaya atanların da bu işe ortak olacağı bir çalışma grubu olur ya da bir başka ne bileyim hani yarınlara taşıma adına bu fikri bu salonda bırakmamak adına adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu toplumun sizden beklentileri bu anlamda büyük. Bu kucaklamak aşure mantığında olduğu gibi hep bir arada olup bir lezzet ortaya koymak açısından da bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle başta siz olmak üzere tüm ekibinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. 1977, 78, 80, 81'de Elazığ'da Veteriner Fakültesi'nde öğrenciydim. O günlerden bugünlere geldik. Allah'tan da bir Atatürk'ümüz varmış. Onun sayesinde bundan 100 yıl önce söyledikleri şeyleri günümüzde yaşıyoruz. Sevgili Kılıçdaroğlu, sizden de beklentimiz efendim bunlardan bir an önce bizi kurtarmanız. Bunlar her türlü ama aklına gelebilecek şeytanın bile aklına gelemeyecek her türlü oyunu çevirecekler. Devlet desteğiyle beraber biliyorsunuz Erbakan Odalar Birliği'nden seçilemedi. Odayı boşaltmadı. Polis zoruyla odayı boşalttırdılar. O yüzden sizden de ricam çalışmalarınızı bunlardan kurtulmamız üzerine yapalım. Saygılar sunuyorum. İyi günler.